Can dostlarım Erkam Radyo, Erkam TV ortak yayınıyla sizlere ulaştırdığımız bir başka aile medeniyetinde gönlümüzün çok böyle sürura kavuştuğu bir konuğumuzla değerli üstadım hocam, sevgili dostum Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocamla birlikteyiz. Hocam şeref verdiniz. Estağfurullah, ben Hoş şeref geldiniz. buldum sizinle e, sohbet etme Nasıl imkanı. Nasıl bir sevinçliyim anlatamam estağfurullah, yani. Estağfurullah, hani erbabına ver işi derler ya böyle tam erbabı. Bir gönül dostumuz. Nevzat Arhan hocamı tanıtmaya gerek yok. Birçoğumuzun evinde o okuduğu kitaplarıyla, evinde izlediği televizyon programlarıyla ama bizim camiada bu davaya baş koymuş çok güzel böyle e, ince prensipleriyle, ilkeleriyle İnsan psikolojisini olumlama, motive etme, düzgün tutma, pozitif tutma anlamına pozitif psikolojide bize çok büyük desteği olmuş bir üstadımız. Allah razı olsun. Ben vaktine kıyamıyorum ama aziz dinleyenler, çok değerli izleyenler bu program bir duaya vesile. Hocam sizde emeği olan üstadlarınıza, vefat edenlere Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Sağ olanlara şifalar diliyoruz. İnşallah. Rahmete rahmana kavuşmuş aile büyüklerinize, e, anneniz, babanız, dedeleriniz kimler varsa. Evet. Rabbim hepsine rahmet eylesin. Amin. İyi ki siz yetiştirmişler. Sağ Estağfurullah. Böyle bir sadaka cari haline getirmişler. İnşallah. İşleyen bir hayır hayır kapısı. İnşallah. son nefesimize kadar öyle oluruz inşallah. Amin amin. Ben böyle kısa bir CV sunmaktan ziyade Yunusça başlayalım diyorum. Hocam kimdir gönlünüzdeki Nevzat? Evet. Nasıl aranız onunla iyi <gülüyor> mi? <gülüyor> Tabii yok ben Allah şükür kendimle barışık olmaya çalışıyorum. Ne yani, güzel. Yani insan vardır hani sahip olduğun şeylerin kıymetini bilebilmek. Amenna. Yani, yani çok güzel bir söz var böyle. Geçmişten öğren, bugünü yaşa, geleceğe bak. Eyvallah. Diye. Yani onun için ben böyle bir durumda yani geçmişteki insanız hatalarımız olduğu beşer şaşıyor. Bir şekilde. Amen. Yani Amen. E, o o hataları onlardan ders alıp bana ne öğretti diyebilmek ve gelecekle ilgili de muhakkak yüksek hedeflerin, yüksek ideallerin olması. O yaşatıyor değil mi onu? Tabii insana hayata anlam katan o yüksek idealler, hatta ölüm ötesi idealler. Amenna. Yani sadece dünya ile sınırlı idealler insanı bu dünyada harekete geçirmek için yetmez. Motivasyon yani kendini harekete geçirmek için bir insanın Önce ihtiyaç hissetmesi gerekir. İhtiyaç hissettikten sonra istek uyanır. İstek uyandıktan sonra da kendini harekete geçirir. Mesela bir ata su içirmek istiyorsanız suyu su, 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 kafasına vursanız içmez. Su satırsanız kendiliğinden içer. Onun için ihtiyaç hissettirmenin yolu da kişiye anlamlı bir hedef koymak. Mesela ölüm ötesi bir hedef koyduğun zaman ebedi bir hedef ebedi oluyor. Ebedi bir hedef yani. Mi? Mesela Allah'ın rızası gibi bir hedef. Eyvah. Yani bak cennet bile hedef değildir. Evet, o bile cehennemden ya, kaçınmak yani. da hedef değildir. Yani. İlahi rızaya, cemalullah'a hedeflemek hedeftir. Ana seni bu hedef seni için, bu Eyvallah. hedefi düşünen bir insan boş durabilir mi ya? Mümkün mü? Mümkün mü? Boş durabilir mi? Yaptığı her şey, yani harama helale dikkat etmek şartıyla yaptığı her şey ibadet hükmüne geçiyor. Ve böyle bir şey bu dünyada ne kadar yaşarsa o kadar çok heybesine dolduracak bir insan. Ve bu yaptığı işler ona göre olacak. Yorgunum diyenlere ben şaşıyorum. Yani maşallah insan, hocam size ya, maşallah. yani Böyle durumlarda böyle bir hedef olan insan yorulmaz ki. Yorulmaz yani. Şeydir yani devamlı bir şey vardır yani. Onu harekete geçirecek bir neden vardır. Yani ben intihar etmek üzere olan birisine söyledim. Yani neden intihar etmek istiyorsun dedi. Beni çok etkilen derin bir söz söyledi. Hocam dedi yaşamak için nedenim yok ki dedi. Ya. Anlam kaybolunca. Bitti. Mı? Anlam git insanı insan yapan bu. Yaşamak için nedeni olacak. Onun için insan bir şeyler yapmak için nedeni olacak. O neden insan harekete geçiriyor. Onun için ben böyle kendimce en rol modeli seçtiğim kişi Allah'ın Resulü. Resulullah Aleyhisselam. Bir şey olduğu zaman sıkıştığım zaman Resulullah ne yapmış diye bakıyorum. Süper. Bakıyorum. Zaten bütün canlı Kur'an-ı Kerim. Oya bakıyorum, onu referans alıp onu yapmaya çalışıyorum. İnşallah da Allah mahcup etmesin. Rabbim oynayınız olsun inşallah. Tabii. hocam günümüzde yavaş yavaş bu bir aile medeni programı evlilik ve gençlerin durumuna da bir girmek istiyorum. Evlilik hakkındaki görüşlerinin şu anda sahip oldukları psikolojik durumları bir alakası var mı? Mesela bizim camiada ben üniversitede falan sizler gibi koştururken şu lafı çok duyuyorum. Hani yani onların tabiriyle e, estağfurullah diyerek söyleyeyim de ya bu devirde karı kahrı çekilir mi? Koca kahrı çekilir mi? Eloğlu'nun derdi çekilir mi falan. Hani bekarlık sultanlık falan gibi. Bu psikolojik durumlarının bir tezahürü mü? Bir şeyden mi kaçıyorlar? Bir sorunlar Nedir gençlerin Vallahi bu durumdaki? Bunun sebebi çok basit. Dünya sallaştık çok. Sekülerizm. Yani Seks siyasi anlamda sekülerizm değil felsefi anlamda hı hı hı. dünyacılık Türk türkününe baksanız o anlamda hı hı. fazla ölüm ve ölüm sonrası ile ilgili insanların zihin haritalarında bir şey kalmadı sadece dünya ile ilgili hedefler olduğu zaman bir insanın mesela bununla ilgili Mark Twain var hı hı. İngilizlerin meşhur hı hı. şairlerinden edebiyatçılarından ona soruyorlar niye evlenmiyorsun diyorlar söylediği şey aynı bu erkek feministlerin söylediği şeyler. Diyor ki bir şişe süt için bir inek beslenmez diyor. <laughs> Tam yani kadın erkek ilişkisi sadece cinselliğe indirgemiş. Böyle düşünen bir kimse bakarsan, niye evlensin ki böyle ya. düşünen bir kimse? Yani evliliğin anlamı değişti. Evliliğin anlamı evliliği erkek açısından erotizme indirgiyorlar. Öyle olunca erkek evlenmeden birlikte yaşama var şu anda. Bir de Sahte bir imam nikahı gibi bir şey Uhu. kitabını uyduruyorlar ya şu ama en büyük faturayı kadın ödüyor, ya. çocuk oluyor vesaire, ya. çocuk istemiyor, çocuk olunca bırakıyor erkek. Çünkü fazla bir şey var yani bu asrın iki tane önemli hastalığı var biri sekülerizm diğeri egoizm. Bencillik ön plana çıkıyor çünkü önce ben diyor. Hı hı. Ben önceyim diyen bir kimse evliliği yapamaz. Niye fedakarlık yapsın? Evlilikte değil, ben kalarak biz olmak lazım. Bak Kendini paspas etmeyeceksin. Sen kendi kimliğini, kişini koruyacaksın ama ben kalarak biz, biz olacaksın. olacaksın. Kadın için de erkek için de geçerli. Bunu kaybettik evlilikte. Evliliğe gidince ya benim şartlarımı, kurallarımı uyacaksın ya bu evlilik yürümez diyor. E Karşı taraf köle efendi ilişkisi istiyor. Kadın da erkek de ikisi de yapabiliyor bunu. Hı hı. Köle efendi ilişkisi de yürümüyor o zaman. Yürümez. Bu zamanda kadınlar eski 50 sene 100 sene önceki kadınlar gibi değil ki. Özgürlük daha önce eski çağlarda kadın erkek ilişkilerinde fiziksel güç bilgi çağından önce fiziksel gücü üstün olanın dediği oluyordu. Kadınlar fiziksel güç, ekonomi güç, erkek de olduğu için ezel ezile katlanıyorlardı evlere, öyle gidiyordu kabulleniyorlardı bir şekilde itaat et rahat et gidiyordu böyle ama şimdi kadının özgürleşme hareketi başladı 60'tan sonra ve yani bu feminizmin ilk çıkış hareketi aslında faydalı bir hareket bu yani kadının ezilen yani erkek zulmü yok mu çok var ailede çok yani, var. O erkek yürüyorum. zulmüne karşı kadının hayır diyebilmesi, kendini savunabilmesi gerekiyor ama bu kadın erkek savaşlarına dönüştürüldü daha sonra. Maalesef. Kadın erkek yani böyle ilişkilerini böyle eş başkanlık ilişkilerine getirmek lazımdı. Ben hiç unutmam bir nikaha gittim bir gün. Nikahta benden önce bir yüksek bakan seviyesinde oh, bir bürokrat oh. vardı bir şey ona verdi tabii nikah memuru bunu kadına yani artık bunu şimdi, siz uygun kime görüyorsanız ver dedi. Herkes kadına veriyor nikah cüzdanını dedi. Ben evin reisi erkektir erkeğe vereceğim dedi. Biraz tabii şey verdi ama soğuk bir hava oldu. Sonra bana da söz verdiler şahittim ben de orada. Ben dedim ki şu andaki yani burada tek doğru yok dedim tabii onu şey yapmamak <laughs> için. Bir doğru var daha dedim. Bu zamanda dedim kadın e, ve erkek bir ailede eş başkanlık sistemi var dedim. Eş reislik sistemi var. Sadece reis erkek değil, beraber olması. Hak ve fırsatlarda eşitlik var çünkü burada. Yani bu nedenle bunu söyledim tabii salon, <laughs> çoğu <laughs> e, falan ama yani o da doğru, eski ah, doğru mi? ama. Ah, Şimdi eski sorulara yeni cevap vermek gerekir. Yani şu anda yani kadını bizim küçülterek değersizleştirmek değil, kadın ve erkek ve bir şekilde eğer çalışıyorsa zaten erkek de ev işine yardım edecek. Madem çalışan kadın şey yaptın. Bunu yapacak ama bir şekilde ama şu anda Amerika'da özellikle gelinen noktada bir kadının konforu nerededir diye yapılan çalışmalarda kadının konforu çocukların annesi, evinin hanımı ama banka cüzdanı olacak diyorlar. Yani bir ekonomik şey olursa, onun için ben ev hanımlığı demiyorum artık. Ev emekçiliği diyorum. Eyvallah. Ev emekçisi yani. Ev hanımı demek 7-24 saat çalışan demek. Çocuklar, ev işi, en en yorucu hizmet. Nasıl ev hanımı deyip küçük görelim ki? Ev emekçiliğidir o. Onun hakkını vermek gerekir. Hatta çocuğu olan bir ev emekçisini otomatik sigortalamalı. Kesinlikle. Sigortalamalı ta ki şu anda nüfus korumak gerekiyor şu anda. Nüfus hızla Hazır. düşmeye başladı. Yani ikinin altına düştü şu anda. Yani bu 20-30 sene sonra şu anda Almanya'nın durumu gibi olacağız. Yani Almanya'yı, Kuzey Avrupa'yı yürüten şu anda göçte yürütüyor. Dıştan gelen çalışanlar doğudan onlar yürütüyorlar. Çalışan asıl e, nüfusu öbürleri böyle çok tembelmiş. Be, saat 5'te kapatıyorlar dükkanlarını. Almanya'da orada yaşayanlar. Hiç bir bu, yer bulamıyorsunuz. Yani bulamıyorsunuz. Şey. Kapıyor. Yani, yani şey oldu ben gittim bir defa şeydeydim. E, Münih'teydim galiba. Gittim saat 5.30 falandı. Şeyde kafedeydik. Beyefendi kapatıyoruz çıkar mısın dediler bize. <laughs> yani hayret ediyorsunuz ya. Böyle, böyle bir şey var şu İngiltere'de falan da öyle. Tamamen evet. 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 Hindistan, Pakistan onlar yükü taşıyorlar. Yani bu nedenle bu çalışmadıktan sonra çark dönmez ki. Bir çalışan bir müddet sonra onlar hakim olacak. Eyvallah. Hocam evlilik diye bir müessese var. E, katsayının ikiye düşmesinin gelecekle alakalı, gelecek 20-30 büyük bir tehdit olduğunu söylediniz. Fıtri olan da bir kanun bu, doğa kanunu. Allah böyle insanlık için takdir etmiş. Ama hani eğitimi fiyatına bakıyorum. Hani sizin de üniversiteniz var orada ...sizin şahsi çabanızı tenzih ederim... ...o ayrı bir şey ama... ...hani diğer üniversitelerde baktığınız zaman... ...ne ilkokulda, ne ortaokulda, ne lisede... ...hani evlilik şudur, şunun için evlenilir... ...çok fazla vakit geçirmeyin... ...bu konuda bencil olmayın, evlilik bir fedakar... ...yani bunu öğreten, anlatan bir şey yok... ...bir çocuk, bir genç... ...bir toplum nasıl hazırlar evliliğe... ...şu andaki hazırlık Türkiye'de yeterli mi sizce... ...o durumdan baktığında... ...eğitimci olarak... ...bu konu ailelere bırakılmıştı... ...nasıl ailelerden çocuk anne baba var, aile var, Hı -hı. geliyor diyor. Ama şu anda modernizmin geldiği noktada artık yani aile hane kırılganlığı arttı Türkiye'de de. Yani hane kırılganlığının ölçüsü şu. Yani 5 kişilik hanelerle Hı -hı. bir kişilik haneler evet. sayılıyor. Evet. Türkiye'de son 20-30 yılın istatistiği var. Ben gördüğüm istatistiği. Grafik hızla bir kişilik hanelerin artışı yönünde gidiyor. 5 kişilik haneler aşağı doğru kayıyor grafikte. Yani beş kişilik haneler azalıyor, bir kişilik haneler artıyor. Grafik buna yükseliyor. Bir kişilik hane o da bir evdir. Bir kişilik yerine. Mesela şeyde İsviçre'de binin üzerinde sığınma evi varmış. Türkiye'de 20-30 tane bile yok şu anda. Ama eğer biz böyle gidersek 20-30 sene sonra oranın nüfusu 10 milyon evet. ve o kadar var. Biz demek ki Artık her mahalleye bir sığınma ya, evi yapacağız. Ya. Bu ne demektir? Yani evliliğin bitmesi, tükenmesi demektir bu. Tek kişilik haneler mesela orada İsviçre'de, Fransa'da, buralarda e, evlilik dışı doğum oranı yüzde ellinin üzerinde. Mesela Fransa'da nüfuslara artık anne baba yazdırmıyorlarmış. Ebeveyn bir, ebeveyn iki yazdırıyorlar. Ya, bir de sapkınlık kısmı var işte. Tabii. Yani nasılsa evlilik dışı doğuyor o uh -huh. çocuklar. Annesi babası belli olsa bile evlilik dışı doğuyor. Uh -huh. Doğu'ya, onun üzerine öyle yazdırılıyor ebeveyn bir, ebeveyn iki. Bu yani onların 20-30 sene sonra ailesiz bir toplum zaten bir şu anda küresel sermayenin politikası bu. Durum, durum. Yani dünya nüfusunu azaltmak için cinsiyetsizliği bir doktrin olarak teşvik ediyor. Yani bunu bir hedef olarak seçmiş durumda küresel sermaye. Bunu zaten çok açıkça belli, ben bunu ilk şeyde fark ettim yıllar önceydi bir prof arkadaş bizim üniversiteden hastaneden bağımlılıkla ilgili bir proje getirdi. Avrupa Birliği kaynaklı proje uh -huh. getirdi. Ya baktım iyi yani bir bir proje dedim bu projede fakat bağımlılık projesi ama cinsiyet ve ilgili şeyler var. Sorular var. Cinsiyetsizliği teşvik eden sorular var. Hocam bu projeyi Fon nereden bir araştırır mısın dedim. Araştırdı geldi ne dedi biliyor musun? Birleşmiş Milletler Nüfus Planlama Fonu dedi. Yani bu şok oldum ben. Yani. Nüfus planlamayla bağımlılığı ne alakası var? Yeah. Cinsiyetsizliğin ne alakası var? Yani 1960'larda bizde o küresel sermayenin uzantıları aile planlaması adı altında spiral dağıttılar Türkiye'de. Yeah. Şimdi aynı sermaye şimdi de şey yapıyor. Bu e, cinsiyetsizliği teşvik ediyor çeşitli uluslararası sözleşmelerin dayatmalarını bize dayatmaya çalışıyorlar. Bütün bu dayatmaların hepsinin uyanmak gerekiyor. Yani bunlar hepsi Kesinlikle. sinsi. Böyle hani Kesinlikle. böyle zehri balın içine koyup verirler. Al bu zehir iç demezler ki, balın iç demezler alırsın, alırsın içersin yavaş yavaş zehirlenirsin ölürsün yani. Böyle bir zehir şeklinde veriliyor bunu bilmek gerekir yani aileyle ilgili proje basit bir şey değil ve bu küresel olarak da eğlence endüstrisi bunu destekliyor. Kesinlikle. Küresel eğlence endüstrisinin şu anda filmlerle her şeyle bunun ciddi şekilde arkasında. Yani onun için bu eğlence endüstrisini çok ciddiye alıp zevk tuzaklarına düşmemek gerekiyor. Ama onlar işini yapacak. Ben hiç unutmam böyle bir öğrencilik yıllarımda bir arkadaş Amerika'da doktoraya gitmişti. Son döndüğünde sohbet ettik. Dedim ki oradaki Pakistanlı bir doktöre demiş Osmanlı neden yıkıldı demiş sormuş ona. Hı hı. O da demiş ki İngilizler şöyle yaptı, Fransızlar böyle yaptı işte. Anlatmış o da. Demiş bunların hepsi doğru demiş. Onların işi zaten o bunu yapmak demiş. Peki buna karşı siz ne yaptınız demiş? Eyvallah. Hiçbir cevap verememiş. Hiçbir cevap ver. Yapacak. Onların işi o şeytan, şeytanlığını yapacak. Yani Hocam, o her yerde var. Sağdan aynen. soldan yukarıdan Sen aşağıdan. Sen ne yapıyorsun? tabii? Ben ne yapıyoruz? Diyor. Biz ne yapıyoruz? Doğru duruyor evet. muyuz? Yoksa oyuna mı geliyoruz? Bu soruyu sormak gerekir. Çünkü o yapacak işini. Hocam az evvel e, sizi ağırlarken de buyurduğunuz gibi bu eğlence sektörü dediniz. sinema ile alakalı. Ben Ottu'daydım. Turgut Ozan rahmetli ilk baba buşla görüştüğünde ben anlayamamıştım o zaman hafızalım tabi İmam Hatip'teyiz Ottu'dan evvel eve bir tercüman gazetesi geliyor bütün dünyamızda televizyon da yok. Yok bütün dünya o kadar hiç de hayatımda yani üniversite gelene kadar sinemaya gidip bir filmi o şeyden izlemişliğim yok 17 yaşına kadar düşünün böyle bir Anadolu çocuğusunuz. İşte Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ile Amerikan Başkanı görüştüler ve hastayda 45 dakikalık görüşmenin 25 dakikası Türkiye'de oynatılacak Amerikan filmlerinin nasıl olacağıyla alakalı. Ben dedim yalan haberdir. Böyle bir şey olur mu? Yani iki tane devlet başkanı oturup da Sonra sonra sizin buyurduğunuz gibi bu işin önemine nasıl bir e, beyin yıkıyorlar, nasıl bir böyle bir manipüle ediyorlar, e, kültür emperyalizmi nasıl dayatıyorlar bakınca şu anda hala o şeyin elinde, küresel lobinin elinde sinema ve belli bir oranda oynatmazsanız size film vermemekle tehdit ediyor. E sizin de ürettiğiniz filmler yok. Birkaç tane tarih filminiz var ama mecbur onun eline mahkumsunuz. Yani bu alanı niyeyse boş bırakmışız. Yani sinemacımız... Senaristimiz, yapımcımız. Tabii şu anda eskiye göre daha iyiyiz o konuda. Elhamdülillah. Daha iyi yani çok güzel şeyler Elhamdülillah. yetişti. Elhamdülillah. Daha milli olanlar, daha böyle yerli düşünen, tarihimizde birçok şey yapanlar bence yetişti yani. Şu anda o konuda daha iyi. Sanat en önemli silahtır bence. Silahtır sanat yani. Güzel yani sanatı şu anda sanata soğuk durmamak gerekiyor. Müzik, sanat, resim, Oyuncuğun edebiyat. Oyuncularsınız dersiniz hocam? Oyuncağı ne dersiniz? Oyunca işte, onlar çocukların en ciddi işidir en oyuncak. En ciddi işi değil mi? Çocukların en ciddi o işi. O da bizim pek Tabii. önem vermediğimiz yani Mesela şeydir. şu anda TRT okun oyunda çok iyi. Yani çok güzel çocuklara Çocuk ilgili şeyle ilgili, ilgili birçok şeyler yapıyor. Fakat gençlerle aynı dili konuşmak gerekiyor. Gençler şu Eyvallah. anda böyle kahramanlık, cihangirlik filmlerini çok sevmiyorlar. Gençler özgürlük ve sorgulayıcılık arıyorlar. Ha. Onlara uygun alanlar ve konular seçmek gerekiyor. Onların Eyvallah. anladığı dili yakalamak gerekiyor. Onların, mesela Abdülhamit Bak büyük sultandı. Dehaydı hatta. Fakat gençlerle aynı dili konuşamadı. Gençler yetiştirdi. Gençler onu yıktı. Evet. Yani onun için gençler baskı, tehdit, korkutma, sindirmeden anlamıyorlar. Gençler takdir, övgü, onay, güzel söz bununla ve kendilerini daha özgür ifade olmak istiyorlar. Korkutarak yaklaştığımız zaman bir ailede bir genci kaybederiz, bir yönetimde kaybederiz genci. Yani Eyvallah. Onun için bu şeydir, bu evrensel bir duygudur yani. Eyvallah. Hocam, e, mutlu bir evlilikle psikoloji ilişkisine e, girersek, e, biraz konuştuk. Bu birbiriyle alakalıdır diye düşünüyorum ama daha mutlu bir evlilik insan psikolojisine nasıl olur? Yani evliliğe mi yatırım yapılmalı oradaki anlama, insan psikolojisinin mi güçlü tutulmalı? Bu aradaki şeyi nasıl açıklarsınız? Yani siz? Evlilik, nasıl bakıyorsunuz? Evlilik siz bir kere fıtri bir şey onu söyleyeyim. Hı hı. Biyolojik doğamız, psikolojik doğamız evliliği istiyor. Eyvallah. Ve Ama eşleşme biyolojik evlilik kültürel. Evlilik kültürel. Onun için insanlık tarihinin en büyük keşiflerinden birisi evliliktir. Bak. İlk, ilk insanlarda vahşi dönemler ki ilk vahşet dönemindeki ilk insanlarda evlilik yokmuş evlilik yok. Ama mesela daha sonra evlilik kavramı sosyolojik olarak konuşmayla birlikte ortaya çıkıyor. Aile kavramı ortaya çıkıyor. Gelişmişlik düzeyiyle ilgili evlilik. Evlilik, gelişmemişlik, evli yaşamamak ve hayvansal düzeyde yaşama seviyesidir. Evlilik insan sağ düzeydeki kaotik bir evlilik yoksa Tabii, o toplumda yoktur. Hani... Mesela ben şey araştırdım biraz. Nuh kavminin neden böyle bir felaket olmuş diye. Nuh kavminin Hazreti Nuh'u dinlememesinin en büyük sebebi o zaman doğanlar falan hepsi kör, topal, sakat doğuyormuş. Yani ensest normalleşmiş. Kadın, erkek evlilik diye bir kavram kalmamış. O, o derece ahlaki dejenerasyon olmuş ki ve ikinci Adem gibi Hazreti Nuh, Bilinir Nuh aile. hale geliyor aile. çünkü iyi düzelmeyecek hale geliyor artık. Ahlaki o Ahlaki o Nuh ya işte konuşulmaz ama evet. ben onu böyle kör topal doğduklarını şey yaptıklarını öğrenince bir kaynaktan Dedim tamam ya dedim. Şimdi dünya da ona doğru gidiyor şu anda Allah özellikle. Allah Allah. Bakıyorsunuz gelişmiş dediğimiz ülkelerde en ses normaldir. Evet. insan hakkı diyorlar. LGBT'nin Mesela o şey, Hollanda'da pödefili partisi kurulmuş. Yani meclis reddetmiş ama kurmuşlar parti. Düşün. Yani bunu, bunu bunları Hocam yani mesela, yayınlarla eğer, okudum. Çok önemli. Özür ya, diliyorum. Lafınızı kestiğim için. Hollanda'da, Amsterdam'da şeyleri vardı durakta. Diyor ki bizim çocuğumuz değil mi? Biz karar veririz. Diyor. Yani özgürlük mantığıyla böyle bir ya, saçmalık ya, ya. olabilir ya, mi? Ya? Ya. çocuğumla evlenirim diyor ya. Evet. İki kardeş evlenebilir diyor. Evet. bu Almanya'da mahkeme şey yapmış. Etik kurula göndermiş. Etik kurul insan hakkıdır demiş. Kız ve erkek kardeşin evliliğine var. 2014'te Batının basına bu işte. Dünya bunu normalleştirdikçe buna doğru gidiyor. Yani öyle bir zaman ki iyiler de çoğalacak bu zamanda. Kötü örnekler de çoğalacak, iyi örnekler de çoğalacak. Biz hangisine sahip çıkarsak o artacak. İnşallah. Onun için biz burada böyle biz bir durumda asırlardır olmuş kültürel doğrularımızı korumamız gerekiyor. Onları bu zamanın ihtiyacına göre yeniden inşa etmemiz gerekiyor. Bu nedenle aile şeydir. Yani eğer iyi bir yani iyi bir çocuk yetiştirmek, hı hı. iyi bir fabrika kurmaktan daha mı önemsiz? bir mi? var ama çocuğun yok. Sen öldükten sonra o fab bitti. O, mirasçılar bitti, yedi. Neye yarar ki? Yani onun için iyi evlat yetiştirmek için iyi aile gerekiyor. İyi ailenin olmadığı yerde sağlıklı çocuk yetişmez, mümkün değil. Çünkü çocuk yetişirken neyi örnek alır? Anneyi, babayı bir de ilişkisini örnek alır. Eğer ilişkisi evde yoksa, mesela açık evlilikler var ABD'de. İki tarafta evli, iki tarafında sevgilisi var. Ne oluyor? Daha sonra yürümüyor. Yani yürümüyor. Mümkün değil. E çocuk ne oluyor bu sefer? 18 yaşından sonra o da evlenmeyen bir çocuk tipi ortaya çıkıyor. Şu andaki birçok gelişmiş ülkelerin Doğru. gidişi o yönde. istatistikler e, o, o, o yönde gösteriyor. Bu nedenle evlilik kurumunu korumak zaten anayasamızda özellikle bu buna şey yapılmış özen gösterilmiş. Amen. Yani bunu korumadığımız zaman biz gelecek nesilleri torunlarımız bize yazıklar olsun derler. Bak bu kısa Devletin vadeli değil. Kısa he, vadeli resmen. değil bu. Evet. Orta uzun vadeli bir Amen. şey aile. Amen. Aileyi korumak. Onun için orta ve uzun vadeli düşünmek gerekiyor. Kısa vadeli düşündüğü zaman ya şu anda aile var nasıl diyoruz ama eğer böyle giderse 20 30 40 sene sonra aile tek haneli hale geleceğiz ve böyle bir durumda sağlıklı çocuklar yetişmeyecek. Sağlıklı çocukların yetişmesinde dememek miras yedi insanlar ortaya çıkacak ve insanlık tarihinde zaten bölsünüzde ödeal gidiyor. İyiler artıyor. Hı hata yapmaya başlıyor. Eğri düşüyor. Kötüler artmaya başlıyor bu sefer. Kötüler artıyor. Ondan sonra kö karşı kötülerin kötü sonuçları gözükmeye başlayınca iyiler artmaya başlıyor. Şu anda kötülüğün kötü sonuçlarını görmeye başladık. İyilerin artması lazım şu Amin anda. Amin inşallah. Ya biz i̇nşallah. onu buradan kö kötü ahlakın kötü neticelerini görerek iyi ve güzeli keşfetmemiz gerekiyor. Bunu yapmak her annenin babanın sorumluluğu. Onun için evlilikte sıcak bir evlilik kuramıyorsak biz iyi iş adamı rolümüz iş işe yaramaz iyi eş rolümüz olması lazım. İyi iş adamı rolümüz olmasın, iyi baba rolümüz olması lazım. Bak, üç rolü karıştırmamak gerekiyor. İyi iş, ben yediğin önünde, yemediğin arkanda rahat batıyor sana diyor mesela erkekler. Ya sen iş adamı olarak başarılısın ama eş rolünde başarılı değilsin. Eşinle oturmuyorsun, konuşmuyorsun, sohbet etmiyorsun. Çocuklarını oturup konuşup sohbet etmiyorsun. Böyle bir durumda çocuklar neyi örnek alır? Yani Çocuklar söyleneni değil, yaşantıları Amen. örnek alır. Amen. Yaşanan hikayeleri alır, unutmaz. O hikayeler ileri yaşta hayat senaryoları şeklinde ileri yaşta uygular onu farkına varmadan. Yani çocuklukta yaşanan hayat senaryolarımızı çocuğun dünyasına olumlu tohumlar şeklinde ekmemiz gerekiyor ki ileride güzel ağaçlar olsunlar, İnşallah. güzel çiçekler, bitkiler olsunlar. Bir ara soruya izin var mı tabii, hocam? Tabii. Soru içinde soru hakkınızı ilan edin. Şimdi Evlilik e, kutsal dediniz ve fıtrata en uygun form dediniz. En doğal şeyimiz dedi. Tamam. E, çok böyle Müslüman Müttehde'nin danışanlarım var. Evliliğin ulvi gayelerini anlamışlar. Ebediyet yolcusu. Hanımefendi de iyi anlaşıyorlar. Çocuk oluyor. Akşam, geceliğin ağlıyor mesela. Kalk diyor seninki ağlıyor falan. Yani çocuğun ağlamasını dert edip boşanan danışanlarım oldu hocam. Veya çocuğun bakımı veya çocuğun okuması. Yani orada... Ee, bu psikoloji mi destek olmalı? Maneviyat mı psikolojiye destek olmalı? O anlamda ne dersiniz? Tabi burada <laughs> genellikle kadınlar fedakarlık <laughs> yönünden empati yönünden erkekten yani biyolojik olarak bir adım önde. Eyvallah. Onların bu önde olması kadını paspas oluyor, veriyor. Yani nasıl hanım Hep yapıyor deyip böyle. erkek kolaya evet. kaçıyor. Evet. Böyle bir durumda. Ama kadın da çalışıyorsa, ertesi gün işe gidecekse erkeğin böyle bir durumda yardım etmesi insan hakkıdır. Haktır o. Evet. Yoksa zulümdür burada. Yani onun için evlilikte zaten evliliğin anlamı iki kişilik yolculuk demektir. Bizim atalarımız evliliğe eş dememişler. Eş tabiri nedir? Fiş priz gibi. Ya bu değil. Refika demişler. Ya. Refik refika. <gülüyor> refika <gülüyor> nedir? Yol arkadaşı demek. Yani hayat yolculuğuna çıkmışsınız beraber. Yani evlilik bir durum değildir, süreçtir, yolculuktur. Yani birlikte ebedi saadete doğru ebedi hayata doğru gitmek istiyorsunuz birlikte yola çıkmışsınız bazen aranızda tartışma olur Amen. kayıkçı kavgalar Amen. olur mesela Amen. kayıkçı kavgaları nedir bugün bağırıp çağırlar ertesi gün birleşirler bir şey olmaz kardeş kavgası gibidir yani evlilikte bunlar olur fırtınalara zaman zaman olur bunlar olur ama evlilikte bak aşk evlilikte sebep değil sonuçtur sevgi artı iyi işbirliği varsa eşittir aşk çıkıyor ortaya onun için evlilikte de böyle mutlu bir evlilikten daha güzel bir sığınak var mı? Yani dışarıda çalışıyor, yoruluyorsun, eve geliyorsun, ayağını uzatıyorsun, bir sohbet var, paylaşım var, sıcak bir hava var. Yani bu büyük bir şükür sebebidir bu. E bunu sağlamak için de senin ama evliliğe yatırım yapman gerekiyor, durduğu yerde olmuyor ki. Yani eşine, dışarıdaki birisine nasılsın hanımefendi diyor, evde eşine nasılsın demiyoruz bir e böyle olunca da kadın sevilmediğini düşünmeye başlıyor kafasında senaryolar yazıyor yani onun için yani evlilikte yapılan benim gördüğüm en büyük hata uh -huh. yani sen dilini kullanması ben dilini kullanılmaması mesela eve gelmiş akşam ortaklarmadan ki uh -huh. erkek sen ne biçim kadınsın bütün gün evdesin ne bu ortalığın <laughs> hali değil diyor bu sen dili nedir yargılayıcı üstünden. yargılayıcı suçlayıcı karşı tarafta savunma duygusu yandırıcı bir tavır. Bu öyle durumda kadınlar diyor ki ben bütün gün üç tane çocuk canım çıktı biraz da sen ilgilen diyor. Ortalık geriliyor. Halbuki şöyle dese erkek eve geldiği zaman ya hanım belli bak çok yorulmuşsun. Bak sen dili sen yorulmuşsun. Fakat evi böyle çok dağınık görünce çok kendimi çok kötü hissediyorum ya dese ben dilini kullansa. Kendi hissiyatını söylese böyle durumlarda eşi yardım etme duygusu uyanacak ona verilir. Ya yani bu, bu, basit bir şey bak. Ya yani bunun gibi basit bir küçük bazı bir tarzdan güzellikten Tabii, ama böyle, daha bir yani güzel. bir de kadınların mizacı e, böyle takdir, övgü, onay sözleriyle çok diyor. Nebraska Üniversitesi'nin yaptığı bir çalışma Hı -hı. var bak. Amerika'nın böyle muhafazakar Hı -hı. bölgesidir Nebraska. Hı -hı. Yani oradaki bir çalışmada mutlu evliliklerde üç tane özellik görmüşler bak. Birinci özellik birlikte zaman geçirmenin çok olduğu. İkinci özellik takdir, övgü, onay sözlerinin çok olduğu. Süper. Üçüncü özellik birlikte kiliseye gidilen aileler oldu. O da manevi yani bir, bir, bir nevi manevi Doğru olgunluk oldu. ve ortak hayat, yaşam felsefenin ortak olması. Şimdi bakıyoruz, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hayatına bakıyorum ben. Karı koca birbirinize lütufkar davranın diyor ya. Lütuf ne de İltifat. Bak hadis, peyg peygamberimiz öyle söylemiş. Ya peygamberimizin bir defa hayatına bakın, bir defa ses tonu bile yükselmemiş ya. ya. Ses bırakın bağırmayı şiddeti, ses tonu yükselmemi. Bize göre kriz olacak büyük olaylar ya, yaşamış. Ama biz öyle miyiz? Hiç öyle yapmamış. Mözde beş vakit yani. namazını kılan adam evde terörist Allah gibi. Muhafullah. Bana bir gün böyle bir dindar bir ailenin şeyi geldi, ee, kadın ya dedi benim adam dedi herkes melek gibi diyor, ne güzel kocam var diyor. Ama eve gelince terörist diyor. Niye o levha burada? Niye bu koltuğu böyle yaptın? Niye bu yemek böyle? Her şeye karışıyor diyor. Hani bir söz vardı diyor. Elin iyisi evin ayısı. <laughs> Allah Bizim adam Allah böyle Allah dedi bana. Allah'ım Yani Allah şimdi ya. bu bir dindarlık değil ki bu. Amenna. Yani çifte Amenna. standart bu. Amenna. Onun için bilmiyoruz biz aileyi bilmiyoruz. Biraz yani okumak hani lazım. Büyük lazım bir, bir yani. fırsat yani evde. Evin sıcak bu atmosfer olması kadar. Yani bir... Yani inanan bir insan için, mesela bizim kültürümüzde bak, küçük ev yoktur, geniş ev vardır. Çünkü evi yüceltiriz biz kültürde. Ya. Diğer kültürlerde 40 metrelik, Japonya'ya bak, Rusya'ya bak, 40-50 metrelik evlerle otururlar, yaşarlar. Bizim biz, böyle mabet gibi mab şeydir. Ya Öyle yapıyoruz. Niye? Kültürümüz aileye değer veriyoruz biz. Eyvallah. Yani evde sıcak yemek yemeyi birlikte olmaya önemsiyoruz. Yani bir şeyin stres ölçeği var, Amerikalıların uh -huh. geliştirdi. Haftada iki defa sıcak yemek yemeyi pozitif Stres azaltıcı etken olarak görüyor bak. Haftada iki defa e. sıcak yemek yemeyi. E. ya yani onlar hep dışarıda, dışarıda soğuk yiyor, yiyor. yemek Aynen. yiyor. Atıştırmayla Aynen. gidiyorlar. Aynen. Ama bizim kültürümüz devamlı birlikte var. Bunu kaybetmememiz gerekiyor. İnşallah. Hocam bir yürek yakan bir soruyla devam edelim. Son yıllarda bahsettiğiniz bu platformların bazı sapkın dayatmaları var. Sosyal medyanın çok yaygınlaşması var. Hep, cep telefonu bir iki tane ceplerimizde, evlerimizde, yuvalarımızda. Şu veya bu şekilde... Çok danışanlarımdan soruyorlar bunu aile koçluğunda Sosyal medyadan görüyoruz. Ben bir üstad olarak size bunu ciddi manada soruyorum. Eşinin kendini aldattığını öğrenen beyefendinin ya da eşinin kendini aldattığını öğrenen hanımefendinin tavırları ne olmalı hocam ya? Bu yürek yakan bir unsur. Ne tabii, olmalı? Yani, Bu konuda ne diyorsunuz? Sizi al, çok tabii, merak ediyorum. Tabii bahşeyim. aldatma modernizmin kabusu şu anda. Eşinin aldatması. Aldatma birdenbire olmuyor. Öncülleri var onun. Hı hı. Öncülleri var. Hatta bunun bir böyle literatüre girmiş bir örnek var. Bir din adamı şeyde Amerika'da yaşanıyor. Böyle bir aldatma olayına giriyorlar. Bu ses gibi şey olaylara, bir şeylere giriliyor. Rezil oluyor adam. Arkadaşına diyorlar, ya sen bir senelerce berabersin. Nasıl ben şaşırdık diyorlar. Ben şaşırmadım diyor. Niye diyor? Ben diyor bir birlikte seyahate gittiğimiz zaman hangi dergiler okuduğunu biliyordum. Hmm. Hangi nelerle ilgilendiğini biliyordum diyor. Hmm. Ya yani bu zihinsel ilgisi böyle. E, bu, bununla ilgilenen bir kimse kalben buna yatkın bir kimse onu da yapacak demektir. Yani onun için aldatma varsa onun öncülleri muhakkak var evde, ailede. Yani ev sıcak bir ortam mı değil mi? Bütün buna bakmak gerekiyor. Kadın için de erkek. Ev sevimli bir ortamsa, sıcak bir ortamsa Aldatma çok nadir oluyor. Hı hı. Mesela eve geldiği zaman, mesela bir aldatma olayı olduğu zaman ne davranılacak, hı hı. bu farklı bir şey. Hı hı. Ama aldat, aldatmanın olmaması için ne yapmak gerekiyor, o da farklı bir şey. Hı hı. Farklı bir şey. Yani mesela kadınlar diyor ki ya ben her şeyimi verdim, paspas ya kendim paspas ettim, çocuklar böyle oldu. Fakat bir bakıyorsun eve eşi geldiği zaman devamlı onu gagalayan bir eş devamlı iğneleyen, yani, azarlayan adam eve gelirken mahkemeye gelir gibi hissediyor. Eve gelir gibi hissediyor. Böyle bir durumda çalıştığı iş yerinde de avcı kadınlar var. Ya. Yeah. Aynı ters avcı erkekler var. Onlar da çok iyi onun zayıf tarafını biliyor. Mesela erotizm veriyor, romantizm istiyor. Mesela avcı kadına öyle yapar erotik çekiciliklerini Uhuhu. kullanır. Romantizm, romantizm isterler, romantizm olmuş. isterler. Onunla birlikte olduğu zaman o da rahatla öyle bir çok şey olur ve hatta bu Tostoy'un içimizdeki şeytan diye kitabı var. Çok güzeldir bununla bir örnek. İntihar etmiş adam en sonunda prens orada. Yani öyle bir şey yani bu evrensel bir şey var. Uhuhu. Bütün güzel, çok iyi aile şeyi olduğu halde adam bir avcı kadının etkisine kalarak hayatını mahvetmiş. Yani içinizde yani bu hepimizin içe şey, hele bu zamanda çok daha zor bir şey bu. Bu zamanda ayartıcı, baştan çıkarıcı, yoldan çıkarıcı şeyler çok fazla. <laughs> Böyle bir durumda insan zihinsel ilgisini, kalbi ilgisini ne tarafa yönelttiğine bakması gerekiyor. YouTube açtığı zaman neler seyrettiğine baksın. Videolara girdiği zaman nelere seyrettiğine baksın. E, yani bu realistleri seyrederken nere seyrettiğine baksın. Eğer <laughs> bu konuda ayartıcı baştan çıkardığı şeyler seyrediyorsa bu onun 3-4 adım sonrası aldatmadır. Böyle bir durumda. Onun için böyle, Aldatmaya giden yolları kessin diyorsunuz tabii, yani. Tabii tabii böyle Orada bir durumda mı? yani çünkü şu anda imtihan büyük şeyin bu zamanın insanının imtihanı büyük. Mesela bana hiç unutmam bak şey e, bunu söylemekte fayda var böyle Bekir Topaloğlu rahmetli bir, yüksek İslam'da hocaların Babamın hocasıdır. Hocasıydı babam tamam. rahmetli. Hocasıdır. <laughs> bir şeyin ya yani, bunu bana anlatan bir şeydi. Hı -hı. Onun talebelerinden birisiydi. Hı -hı. O da bir prof ilahiyattan prof arkadaştı. Beraber Rusya seyahatine gitmişler hep beraber. Orada çok güzel bir Rus kızı görünce Bekir hoca almış kağıt kalem bir şey yazmış böyle. Bu talebeler de merak etmiş. Hocam ne <laughs> yazdınız diye. O da demiş ki, yarın ahirete gittiğim zaman Allah bana böyle bir birisi ömrümü versin diye yazdım demiş. İşte Bak bu hani biraz şey tuhaf gibi geliyor ama. Ama alakalı nefis alakalı güzel nefsi, bir ayarlama. Nefsi, uzun vadeli zevk duygusunu kullanarak. Şey yazmış ne? bir anlamda hocam Ya Resmen cennete. not almış böyle böyle dua edeceğim demiş bundan Sizler. sonra. Yani ne yapmış nefsini şeytanla susturmuş Sizler. öyle. Süper. Bak bu bir metot mesela. Kesinlikle. O kendine göre bir metot bulmuş. Kesinlikle. Yani ölümden yani Allah'ın huzuruna gittiğim zaman ki yani zaten Resulullah'ın hayatına baktığım zaman hep cenneti vurgulayarak Anladım. insanların hatalarını ve motivasyon tekniği olarak kullanmış. Tabi. Cennet tasvirleri. Cennet tasvirleriyle motivasyon tekniğini kullanıyor. Yani insan bu dünyadaki cam parçacıklarını katılıp öbür dünyadaki elmasları Yok saymak gibi bir şey. Ya biraz dayansan elmas. Zaten bu du gelecek. Duygusal zeka çalışmaları var bak 1960'larda yapılmış 20 sene süren çalışmalar. Sınıfa çocuklara şey götürülüyor. Lokum götürülüyor. Hı hı. Bir çocuğa diyor ki birer tane lokum vereceğiz ama e, hemen isteyene. Ama 15 dakika bekleyene istediği kadar lokum vereceğiz diyorlar. Çocuklardan bir grup 15 dakika beklemeyi kabul ediyor. Çok lokumu dayanıyor, dolaşıyor, molaşıyor, bir şeyleri yapıyor. Yemiyor onu yani. Yemiyor. <laughs> Diğer de bir lokum o bir tane olsun, ben şunu hemen istiyorum diyor. Sonra 20 sene bunlar takip edilmiş. O beklemeyi başaran, 15 dakika beklemeyi başaran çocuklar, duygusal zekaları %20 daha yüksek çıkıyor. Bak, karşı cinsle ilişkileri daha sağlıklı çıkıyor. Bu, bu aslında bizim nefis terbiyesi dediğimiz Kesinlikle şey. Kesinlikle öyle. Ya bu zamanda nefis terbiyesi bozuldu. Bak, i̇mam Gazali'nin en büyük kitabı nefis terbiyesidir. Onun için ya yani bu burada yani bu, bu şeyin bu zamanda o bozuldu bozulduğu için çok şey çok şu anda toplumdaki sosyal normlar bozuldu toplum koruyan normlar bozuldu dediğiniz gibi sosyal medya eğlence endüstrisi her taraftan artık evimizin, açık kapısı oldu televizyon Kesinlikle. akıllı telefonlar Kesinlikle. yani artık evimizin duvarları bile şu anda mahremiyetinden çıktı. Kesinlikle. Böyle bir durumda ya yani ancak inanmanın verdiği o iç huzurunu yakalarsa bir insan dayanabilir buna. İnanmanın verdiği iç huzur var ya Allah'a sığınmanın verdiği huzur her şeyi bilen her şeyi kontrol eden yani olaylar musibetler hastalıklar karşısında ben yalnız değilim beni bilen birisi var. İman, tevhid, teslim, tevekkül Eyvallah, şeyine Bediüzzaman zaman Hazretlerinin o çok güzel bir söylemidir o onun zincirinde tevekkül olab test edebilen yani Allah'ı vekil tayin edeceksin tevekkül demek yani biz Allah'a inanıyoruz ama güvenmiyoruz güvenen bir kimse ne yapar tam bekarlığından beni rahat eder eylam, Tabii, güzel eylesin, görüyor, değil mi beni yani? görüyor biliyor eyvallah, yani eyvallah. her an Allah'ın kontrolü senin üzerinde olduğunu hissederek yaşayabilen bir kimse kötülük yapmaz ama ilerideki daha büyük mükafatı düşünerek zevklerini ertileyebilir. Yani bunun için erteleme duygusunu kaybetti şu anda insanlar. Anlık zevkleri Anlık şimdi zevk yani. istiyor değil mi? Hemen, hemen ve şimdi. Hemen. Bir de anı yaşa diye tutturdular. Halbuki o anda yaşa olması lazım. Eyvallah. Yani onu o da şey yapıyor. Onun için biz bunlara dayanıklık eğitimi veriyoruz böyle gençler geldiği zaman yok, yok. bak özellikle Doyum erteleme becerisi veriyoruz, öğretiyoruz bak. Duyum erteleme Nefis, becerisi. Nefis değil mi? Terbiyesinin terbiye ana, etmek ana için bu bizim de. terapide kullandığımız doyum erteleme becerisi. Aslında Bekir Hoca'nın yaptığı orada doyum erteleme becerisi. Harama girmektense ben Aynen. ileride meşru dairedeki herhal doyuma erteleyeceğim diyor. Bunu. Hayvanlar sokakta, yolun ortasında nefisler uyanınca davranıyor ama insan erteleme duygusu var insan da. Bunu öğretmemiz gerekiyor kendimize. Bu küçük yaştan öğreniliyor. Bunu kaybettik bu zamanda. Onun için böyle durumlarda böyle. çok rahatlıkla zevk tuzaklarına düşülüyor. Çok rahatlıkla evlilikte böyle bir risk var. Ama bir erkek evliliği kaybedemeyecek kadar evliliğe önem veriyorsa dışarıdaki tuzaklar hayır diyebilir. Eyvallah. Evi sevimli Eyvallah. ve sıcak yapsın kadınlar. Erkekler de aynı şekilde eşinin aldatmasını istemiyorsa evi sıcak ve sevimli yapsın. Cazibe noktası haline getirsin. Eyvallah. çocuklarını. Böyle bir ev yaparsak aldatmadan korkmayın. Ama aldatma oldu diyelim. Aldatma olduktan sonra neden oldu? Ciddi bir pişmanlık var mı onu araştırıyoruz. böyle. Uh -huh. Ama aldatan kimse de ciddi pişmanlık varsa bir bedel ödemesi lazım. Mesela, muhakkak öyle bir kadın zaten affetse bile unutmaz. Ya. unutmaz. Artık yani aldatmanın olduğu erkek veya kadın evlilikte şu anda artık o evlilik şeydir. Yani kırılmış, uh -huh. yapıştırılmış bir vazo uh -huh. gibidir. Uh -huh. Yani kolay değil, güven oluşmaz artık. Yani il ilişki birliği olur ama artık güven e, sorgulanır. Unutulmaz. Yani unutmamakta da haklıdır. Onun için buna gelmemek ama böyle bir durum olsun muhakkak uzman yardım almak gerekir. Aldatma varsa çünkü kadınlar da aldatıldığı zaman öç alma peşine gidiyor. O da onu aldatıyor. Mesela en çok gördüğümüz. Duble yıkım ondan da, sonra yık madem sen yaptın ben de yaparım diyor. Böyle bu şekilde bir uzman oluyor. yardımına. Ya, tabii yani. Hocam küçük yaşlarda dediniz. Vaktimizin sonundayız. Son bir soruyla küçük yaşta ver dediniz de üstadım olarak bir nevzat tarhan olarak hocam şöyle erkek gibi erkek yetiştirmek hanımefendi bir kız gibi kız yetiştirmek bununla alakalı birkaç bir şey söyleyebilir misiniz çocuklara Vallahi yani herhalde küçük yaşlarda veriyoruz bunu filmler de bozuyor işte sosyal medya bozuyor ama anne babanın da bazı şeyleri var nasıl olur böyle bir cinsiyetine sahip çıkan onu temsil eden anne babanın yönlendirmesiyle ona sahip çıkan çünkü batı dediğiniz gibi Önce mecbur ders olmaz dedi. Kadim derlerimizi almaya çalışır. Şimdi de cinsiyet dayatması olmaz diyor. Bırakın kendi büyüyünce karar versin. Sapkınlığına geldi. Yani burada herhalde yine aile bunu çözecek Tabii, gibi. Bak, ne bu, buyursanız. Herkese birer ayna tavsiye ediyorum. Ayna ne yapar? Bizim yüzümüze baktığımız zaman artılarımızı, eksilerimizi gösterir. Onun için şirketler şu anda bağımsız denetçiler buluyorlar ya. ki Bizim kusurlarımızı bir üçüncü Araştırmak dış gözle baksın, güzelsin Raporla. bizi, raporlasın diye bağımsız denetçiler kurulur. Yani evlilikte de kişi kendisi içinde. Yani eleştiren dostlar edinsinler. Süper. Bak ayna demek yani hakik yüzleşme demektir. Yani onun için bir anne bir baba ben çok iyiyim, ben mükemmelim diyorsa eyvah. eyvah. O, bir müddet sonra ben mükemmelim diyen kimse de narsistik körlük oluyor narsistik körlükte kognitif körlük, zihinsel körlük de deniyor. Masanın üzerinde iğne var. Yok orada diyorsun sen. Her tarafı arıyorsun bulamıyorsun. Ya orada yok diye bir ön yargın var ya ondan oraya bakmadığın onu. için görmüyorsun. O gözün önünde olduğunu görmüyorsun. Bu ön yargıdır. Ön yargılarımızı sorgulamamız lazım evde. Çocuk yetiştirmek için muhakkak daha önceleri bak bir şansımız geniş aileydi. Da anneanneler babaanneler Eyvallah. yapma kızım Eyvallah. etme kızım diyordu. Mesela ben çocukken bizim merzifonluyum Amasyalıyım. Orada bir garip hafız vardı. O bizim o bölgenin şeyiydi böyle. Allah dostu bir insandı. Ona teyzemin eşiyle problem vardı alkol problemi. Ona giderdi sabret kızım bilmem ne derdi. <laughs> bir rahatlardı giderdi böyle götürmesi böyle kişiler yok artık böyle ailede anneanne babaanne iyi örnekleri yok artık uzman yardım alacaklar. İyi eş nasıl olur, iyi baba nasıl olur, iyi anne nasıl olur. Yani kendilerini okusunlar, Hı -hı. kendilerini geliştirsinler. Yani şu, eğer bir anne bir baba iyi bir model iyi örnekse yani hal diliyle çocuğa tesir eder. Çocuk Hocam yanlış çok şey özür diliyorum kurbanınız olayım. Son bir haftada kendi ailemde yaşadım. Mesela bir diş gıcırdatması vardı torunum e, İsmail yavrumun iki buçuk yaşında ben de bu şeylere çok dar veriyorum. Bir de oyuncağını paylaşmama gibi bir şey var. Böyle bir yere götürüyorum. Şimdi eşim Sema Hatun diyor ki ya şimdi küçücük çocuğu diyor psikoloğa mı götüreceğiz? Uzman yardımı alınsın diyorsunuz. E 4 yaşına kadar da bunun %70'ini, 80'inin kemikleştiğini söylüyorsunuz. Bunlara karşı ne yapmak lazım? Yani ya deli mi sizin çocuk falan? Kafayı mı sildiniz? Yine deli misiniz? Küçük çocuk ne işi var psikologta falan diyen bir şey var. Yok bu bir psikolog da olmasa bile pedagogik, ha, pedagogik şeydir o. Tabii ki temizler öyle bir yani yani, gelişimciler burada. Eyvallah. Çocuğun oyun hepsiyle fap şeylerle böyle yani insan hayatında iki dönem var. Beyinle blooming yapıyor. Beyni böyle aşırı bir sinaps üretiyor. Hani baharda baharda da birkaç haftada bütün tilden bir her Yeşillenir. Beyin o 0-3 yaş hatta 0-5 yaşta 0-3'e indiği beyinde müthiş baş mesela vücuda gelen gıdaların %60-70 beyine gidiyor çocukta. O beyin öyle bir gelişiyor. O anda çevrenin davranışlarıyla o şekilleniyor. Süper. Kesiliyor, budanıyor beyindeki o lifler. Bir de ergenlik döneminde oluyor. İşte bu, bu dönemde çocuk devamlı anneye babaya bakar yan gözle. O nasıl gülüyor, o nasıl hareket ediyor, o nasıl davranıyor onları video gibi kaydeder çocuk. Onun için böyle durumlarda mesela çocuğun diş gıcırtması genellikle çocukların işte bencilce davranışı çocukların o yaştaki doğal davranışıdır. Burada çocuğun ne yaptığı değil de bizim ona karşı ne tepki gösterdiğimiz Eyvallah. önemli. Bizim tepkimiz yanlışsa, yani ona gıcırttın gıcırtlatmadın, dişini sıktın sıkmadın diye yapar, problem üzerinden ilişki kurarsanız o çocuk o problemi iletişim biçimi haline sana daha çok yapmaya başlar. Mesela orada eğer bunu bilirseniz o zaman uzmana gerek yok. Ama çocuğa dişini sıktın sıkmadın diye iletişim biçimi haline getirirseniz o çocuk o problem odaklı ilişki olduğu için çocuk onu öğrenir problem üzerinden konuşmayı, ilişki kurmayı öğrenir. Halbuki o anda dişini sıkıyorsa çocuk muhakkak şey vardır yani bir aşırı isteği vardır, engelleniyor diye düşünüyordur. Ama o olur geçer, olur geçer. Yani hata yapma hakkı vardır çocukların. Eyvallah. eyvallah. Onun için öyle e, bunu bir bir uzmandan öğreniriz yani. Oğlum, Dolayısıyla bak, eğer kendini yapamazsanız bir, korkmadan, e, çekinmeden bir uzman Tabii Şeye yani şu lazım. anda bazen küçük hatalar küçükken önlenmediği hani nasıl yangınlar küçük bir kıvılcımla başlar küçük bir hata daha sonra büyük sorun haline gelebilir. O için böyle bir durumda bir üçüncü gözle bakmakta her zaman fayda var danışmanlık hizmeti almakta. Da. Ama kitaplar falan çok şey yapıyor burada kitaplar yani Google hazretlerine gir bir sürü bilgi var ama o bilgiler de muhakkak <laughs> doğru seçerek, alır. Değil mi? seçerek eyvallah, almak gerekiyor. Eyvallah. Yani bilgiye ulaşmak şu anda kolay doğru bilgiye ulaşmak zor. Son bir tavsiyenizle bitirelim hocam. Bitmez de inşallah Bitmez, vaktiniz inşallah. müsait olursa yine tabii, bir gün bir daha tabii, tabii. ağırlarız. şeref verirsiniz. İnşallah. Ailelerle ilgili son bir tavsiyenizle bitirelim tabii, yani hocam. Burada yani ailelerin bir sığınak özelliğini korumak gerekiyor. Eyvah. Evin esas olan yani bir çocuğu mesela madde bağımlısı olabilir, hatalar yapabilir. Ev sevimli, sıcak, çekici ise o Bu çocuk hali hata devam ettirmeli yapar, ev diyorsunuz. Hata yapar, tekrar döner. Eyvah. Yani eve gelirken insanlar severek gelsinler ya yani anne baba çocuk Eyvallah. eş bunu sağlamak esas bu durumda ve muhakkak çiftler veya çocuklarla ilişkide negatif ilişki değil pozitif ilişkiye ihtiyaç var. Pozitif yönleri güçlendirerek ilişki kurun. Eyvallah. Yani onun kusurları üzerinden ilişki kurma bizim kültürümüze çok yaygın. Eleştiri üzerinden. Halbuki onun 8 9 tane iyi tarafını unut görmeyip bir iki tane hatasını görür zaman çocuk mutluluğu dışarıda arar. Onun için muhakkak İyi pozitif görmeye. ilişki kurmak ve evi sevimli hale getirmek evliliğin bir nevi sihirli kavramı. Eyvallah. Allah razı olsun. Aziz dostlarım, bir alemi dedi programın daha sonuna geldik. eşsiz doyumsuz sohbet için değerli üstadım Profesör Doktor Nezdet Tarhan hocama huzurlarında çok teşekkür ediyorum. İzleyenlerden, dinleyenlerden onun için özel dua istiyorum. Böyle darlanda sıkışta her vakitte imdadı yetişen i̇nşallah. bir ferahlatıcı unsur olsun. Ee, Rabbim ayağınıza taş gözünüze de yaş değdirmesin. Hocam işe zast kätsin. Çok teşekkür ediyoruz. Allah başımıza eksik etmesin. Sağ olun. Allah razı olsun. Ayaklarınıza sağlık. Sağ Gelecek hafta bir başka konu, bir başka konukla görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın. Allah emanet olun efendim.